Rehber öğretmen Bigen Varol, ailelerin akran zorbalığına karşı çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerektiğini belirterek, zorbalığa uğrayan çocuklar kadar zorbalık yapan çocuğun da mağdur olduğunu söyledi. Palo ilçesindeki lise öğrencisinin arkadaşını bıçaklayarak öldürmesini akran zorbalığı olarak tanımlayan rehber öğretmen Bigen Varol, akran zorbalığı vakalarının giderek arttığına dikkat çekti. Okullarda sıklıkla karşılaştığımız bir durum aslında akran zorbalığı ve akran zorbalığını biz tüm yaş gruplarında görüyoruz. Yani artık küçük yaş grubu dediğimiz 2,5 yaş itibariyle liselere kadar akran zorbalığı ön planda. Son dönemde de çocukların özellikle Elazığ'da birbirlerine karşı tavırları ve kesici delici alet kullanımı bunu yapılırken ve birçoğunun ne yazık ki geri dönüşü olmayan alanlara girmesi bu noktada akran zorbalığını biraz daha ön plana çıkardı ve artık okullardaki rehberliğin bu konuda daha çok çalışması gerekmesine sebep oldu. Uzmanlardan genellikle zorbalığa uğrayan çocukların destek aldığının altını çizen Varol, asıl uzmanlardan yardım alması gereken kişilerin zorbalığı yapan çocukların olduğunu ifade etti. Genel olarak mağdur çocuklardan ön plana çıkarıyoruz. Yardımı onlardan daha fazla ön planda tutuyoruz ama zorba da bizim çocuğumuz, mağdur da bizim çocuğumuz. Bu noktada eğer biz zorba çocuğa daha fazla ilgi gösterip sorunu çözersek aslında kökten çözülmüş oluyor. Yani mağdur çocuk sayısı da azalmış oluyor. Özellikle zorba çocuklarda da ikisini de aynı aslında pencereden bakmamız lazım. Çünkü zorba çocuk da bir çocuk. O da bizim çocuğumuz. Ve hiçbir çocuk davranış bozukluğuyla dünyaya gelmiyor. Yani bu noktada bu zorbalığı neden yaptığı ve bu aşamaya nasıl geldiği önemli. Bu noktada lütfen çocuklarımıza bizler daha bilinçli davranarak ki son dönemde sosyal medya ve sosyal alanlar daha fazla olduğu için zorbalığa daha fazla maruz kalmamak için hem zorbalığı yapan çocuklarımıza hem de mağdur çocuklarımıza bu konuda destek olalım.